Finlandiya'nın Lahti şehrinden hepinize selamlar, sevgiler. Yeni bir videoyla tekrar beraberiz. Birdenbire güzel yağmur yağmaya başladı. Farkındaysanız belki de sesini duyabiliyorsunuz yağmurun. Çok güzel yağmur yağmaya başladı. Artık bu yağmur kışın gelişinin bir işareti midir bilemeyeceğim ama şimdiye kadar Finlandiya'da olduğum müddetçe, bu seneden bahsediyorum, yaz sezonu boyunca böyle yağmur yağmadı, böyle yağmurun yağdığını görmedim. Güzel yağmur yağmaya başladı. Herkese tekrar merhaba. Başlamış olduğum video, dışarıda arabada başlamış olduğum video yarım kaldı. Yarım videomu buradan devam etmek istiyorum. Gecenin geç saatlerinde bu videomu yapmaktayım. Bu videoyu, yani başlamış olduğum videoyu yarım bırakmamak için tekrar kameranın önüne geçiyorum sizler için. Yağmur çok güzel yağdı ama çok uzun süreli yağmadı diyebilirim, ama yeterince güzel, çok fazla zarar vermeden, doğaya zarar vermeden yağdı. Baştaki videomda da ve izlediğiniz gibi, duyduğunuz gibi söylemiştim. Belki bu kışın bir habercisi olabilir bu yağış. Bugün sizlere bu videomda Menendez ile ilgili konuşmak istiyorum. Menendez'i artık duymayan, bilmeyen kalmamıştır. Ama ne olur ne olmaz diye kim olduğunu ben kısaca anlatmak isterim. Menendez, Amerika Birleşik Devletleri'nde senatör ve Türkiye düşmanı birisi. Bize F-16, F-35 satışlarında takoz olan, Türklere karşı nefret kusan birisiydi. Birçok Türk'ün ahını aldı. Muhtemelen milyonlarca Türk'ün ahını aldı. Ermeni bir kadınla evli, soyadı bile Aslan, Aslan bir şey, her neyse, Osmanlı Ermenisi olduğu besbelli soy isminden ve iki kişi baş başa vermişler tek başlarına, hem Yunanistan'la hem Mısır'la hem Ermenistan'la muhtemelen işbirliği yaparak Türkiye düşmanlıklarını o makamı kullanarak kusmuşlar. Kustukları yavaş yavaş, ayan beyan ortaya çıkmaya başladı. Rüşvetle suçlanıyor. Altın külçeleri bulundu evinde. Dolarlar bulundu. Yarım milyon dolara rast gelen, bir nereden geldiği belli olmayan paralar çıktı evinden. Bu kişi takoz olmaktan çıktı denilebilir. Türkiye karşı senatörlerin çok büyük gücü olduğunu ben bilmiyordum. Senatörler bu makamları hakikaten nasıl kullanabildiklerinin güzel bir örneği Menendez ve eşi. Şimdiye kadar o kadar çok güçlüler ki Ermenistan, Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimi, Mısır gibi ülkelerin arkasında durabilmişler. Durduklarını ben tahmin ediyorum. Elbette burada durmuşlardır diye ben ispat edemem. Bu mümkün değil, ama burada anlatmak istediğim benim çok güçlü olmaları, makamlarının, hatta dendi ki ve deniyor ki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'ndan daha güçlüler. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı söz geçiremiyor bu kişilere. Elitler yani. Eskiden bizde de vardı bir senato, senatörler vardı. Onu genç arkadaşlar hatırlamazlar. Ben bile hayal mayal hatırlıyorum. Ben dahi hatırlamıyorum. Böyle bir elit kesim vardı, yukarıdan parmak sallayan. Milyonlarca Türk'ün ahı Menendez'e, adrese teslim edildi diye düşünüyorum ben. Artık Türkiye'nin biraz daha çok yolu açıldığının düşüncesindeyim. Ve Amerika gibi, Avrupa gibi ülkeleri hayran olan arkadaşları tekrar söylemek istiyorum. Bunlar demokrasinin, özgürlüğün beşiği olan ülkeler değil. Bizlerden elbette çok çok iyi olabilir durumları, ama sizin anlattığınız ya da anladığınız gibi değil. Bu ülkelerde de yaşayanlar,
insan fırsatlarını buldular mı? Hep bunu ben tekrar etmişimdir. Finlandiya'da da öyledir bu durum. Hiç affetmezler. Rüşvetse rüşvet alırlar. Dolandırıcılıksa dolandırıcılık yaparlar. Burada bunların olmamasının ya da az olmasının sebebi kuralların, sistemin düzgün bir şekilde çalıştırılmasıdır. İşte bizim ülkemizde de böyle olursa aynı biz de biraz daha bu ülkelerin seviyesine gelebiliriz. Ama dediğim gibi bu ülkeler masallar ülkesi, demokrasi beşiği, özgürlükler beşiği değiller. Bunları kendi halkları için yapıyorlar ama sistemden dolayı yapıyorlar. Onun dışındakilere kesinlikle aynı şekilde, aynı eşit bir şekilde davranmıyorlar, yaklaşmıyorlar. Zaten bu ayrımı biz öğrendikten sonra Batı'nın, Batılıların, bu kişilerin özelliklerini çok iyi çözmüş olacağız ve onlara karşı da doğru politikalar geliştirebileceğiz. İşte bizim aydınımız, elitimiz bunları farklı anladığı için bu ülkeleri, elbette ben bu Finlandiya'da özgürlüklerin, ifade özgürlüğünün, hizmetlerin, kuralların, sistemin kısaca nasıl çalıştığını burada dört dörtlük çalıştığını görüyorum ve biliyorum. Finlandiya'daki vatandaşlar Finlandiya kanunlarına göre kıvırmadan, arka kapı bulunmadan yönetilirler ve hakları, yükümlülükleri vardır. Ama aynı politikacı, aynı bürokrat, aynı sıradan halk Türkiye tatile gelse dahi aynı burada uyduğu kurallara uymaz. Sebebi nedir? Çünkü orada kendini daha özgür, artık kişiye göre değişir bu, belki daha üstün, senden daha akıllı hissettiği içindir. Ve bir de elbette devletine güvendiği içindir. Devletinin güçlü olmasından dolayıdır. Özgüveni yüksektir. Maalesef biz bu ülkeleri, batılı ülkeleri, Amerika başta olmak üzere yanlış tanıdığımız için içimizdeki kişilerin bu ülkeleri bilerek ya da bilmeyerek yanlış tanıttıkları için bizler bu ülkeleri, bu ülkelerin insanlarını erişilmez, dünyanın en dürüst insanları, dünyanın en demokratik insanları, dünyanın en mutlu insanları, dünyanın en eğitimli insanları, dünyanın en kültürlü insanları gibi tarif ediyoruz. Elbette bizlerden tarif edildiği gibi kültürleri yüksek olabilir, devletleri bizden düzgün çalışabilir ama dediğim gibi masallar ülkesi değil burası. Masallar ülkesi değil Batı ülkelerinde yaşayan insanlar. Bizler bu özgüvenimizi bir şekilde geri kazanmamız lazım. Bizim elitlerimiz işte bunları yanlış tanıdıkları ve bizlere yanlış tanıttıkları için özgüvenimiz maalesef gelişemedi yıllar boyunca. Bu benim fikrim. Örnek vermek istiyorum. Belki konuyla alakası yok ama hepinizin bildiği gibi Fatih Altaylı çok bilgili, kendini geliştirmiş birisi. Bu konuda ona şapka çıkarıyorum. Lakin yıllardır medyada özgüvensizlik bombalamasını hiç tasvip etmiyorum. Belki iyi niyetle başladı bu işe, iyi niyetle yaptı. Biz adam olmayız, biz yapamayız gibi söylemleri biz ondan çok duyduk yıllarca ve medyada etkin olduğu için çok da etkin oldu bu kişinin söyledikleri, yazdıkları. Ama o kişi Fatih Bey şapkasını önüne koyup düşünmesi lazımdı. Elbette doğru şeyler söylüyor ama söyleyiş biçimi ne etki ediyor diye düşünmesi gerekiyordu. Ülkemizin insanına boşu boşuna bunun gibi kişiler, politikacılar da dahil buna, sanatçılar da dahil, sözü geçen fikir önderleri de dahil ya da her Avrupa'ya gidip gelmiş kişiler de buna dahil. Özgüvensizlik pompalanmamalı benim halkıma, benim gençliğime. Ne yapması gerektiği anlatılmalı. Ne yapmaması gerektiği
gerektiği değil veya ne yapamayızları anlatmak değil, zaten yapamıyorlar, sen bunları söyleyince hiçbir şey değişmiyor. Ya birilerine hizmet ediyorsun böyle konuşmakla ya da hakikaten sen gerçek bir fikir önderi değilsin. Yarım kalmış o özelliğin, o tarafın. O yüzden özgüven, bakınız özgüven olması gerekiyor. Özgüven oldu, SİHA'lar, İHA'lar, savunma sanayimiz uçuyor. Hem de ne uçmak? Bunu dahi kabul edemediler, etmek istemediler, daha iyisini istediler. Elbette daha iyisini isteyeceğiz, daha güzelini isteyeceğiz. Ama o yapılanı da biz küçük görmeyeceğiz, aşağılayamayacağız. Avrupalıyı yukarıda gösterip onların yaptığını biz yapamayız gibi cümleler kurmayacağız. Belki yetmez diyebilirsiniz, daha iyi böyle yapılabilir diyebilirsiniz ama yapılanlara evet diyebilmelisiniz. Bu bir başlangıçtır. Tarihinde olmayan, yapılmayan şeyler yapılmaya başlanmıştır ülkemizde. Elbette bunlar ilk başta çocuk oyuncağı gibi gelebilir insana. Başka ülkelerle karşılaştırınca bu demek oluyor ki alacak yolumuz çok var bizim. Çok yol almak zorundayız. O yüzden zaten daha fazla yüklenmeliyiz ve bu cesur kişilere destek vermeliyiz. Benim de zaten yıllardır düşündüğüm ve anlayamadığım buydu. Muhalefet olursunuz ama mükemmelliyetçi olamazsınız. Mükemmelliyetçilik çok iyidir. Mükemmel değil diyerekten bir yapılan iş karşı çıkılmaz. İyi hatırlıyorum, hiç unutmadım. İsim vermek istemiyorum. Muhalefet Partisi üniversitelerin açılmasına karşı geldi. Elbette geçerli argümanları vardı. Haklıydı, yeterli öğretim üyesi yok denildi, kimler eğitecek bu öğrencileri denildi. Haklıydı ama her şeyin bir başlangıcı vardır. O başlangıcı, o başlamayı engel olursanız elde sıfır kalır. Hiçbir şey elde edemezsiniz. Bunlar zaman alan şeylerdir. Bunu çok iyi biliyor bu seviyedeki insanlar. Ama sadece muhalefet yapmak için ülkenin önüne takoz olduklarının farkındalar mı? Yıllardır öyle yaptılar. Bu iyi değil, bu çözüm, daha iyisi var, yapmayalım, vazgeçelim, karşı gelelim, olmasın. Bu şekilde oldu mu hiçbir şeye sahip olamazsınız. Hiçbir şey yapmayı da öğrenemeyiz. Köprüler karşı çıkıldı, köprülere karşı çıkıldı, yollara karşı çıkıldı. İşte bahaneler şöyle yapılıyor, böyle yapılıyor. Elbette biz amatör olabiliriz, yeni başlıyor olabiliriz, hileler yapanlar, rüşvetler alanlar olabilir ama bir şekilde başlayıp bunları yaparak öğrenmemiz lazım. Hiçbir şey yapmadan ne hiçbir şey elde edebiliriz ne de hiçbir şey öğrenebiliriz. Bugün İsmail Dükey'di galiba, muhalefet partisinden olduğu belli olan gazeteci, bugünkü hükümetin gençlere telefon ve bilgisayardaki kolaylıklarını adeta karşı geldi. Ve karşılaştırdığı şeyler hep en iyi telefonlar. 60 bin liralık telefonlarla bu devletin 9 bin liralık, 10 bin liralık telefonların yarısına yakın parayı karşılamasını, bunu sınırlandırmasını eleştirdi. Elbette eleştireceksin ama sanki herkes 60 bin liralık telefon kullanıyormuş gibi elbette mükemmelini, en iyisini niye verilmedi diye eleştirebilirsiniz. Ama Avrupa'nın hiçbir ülkesinde buradaki gençler olsun, diğer kişiler olsun 60 bin liralık telefon kullanmıyorlar. Benim kullandığım telefon dahi burada 3 bin liralık telefon, 3 bin liralık dahi değil. Çünkü bu bana yetiyor. 60 bin liralık telefonun 3 bin liralık telefondan ahım şahım bu kadar fiyat kadar yapabileceği, becerebileceği bir özelliği yok. Burada elmalarla armutlar bilerek karıştırılıyor. Elbette 60 bin liralık en iyi telefon, en iyi dediğiniz de nedir? O gene farklı bir şey. Herkes ihtiyacına göre telefon alabilmekte. Eğer çok kameraya ihtiyacınız, iyi resimler, videolar çekmek istiyorsanız ona göre de telefon alırsınız, satın alırsınız, başka özelliklerinden fedakarlık edersiniz.
Hepsi aynı pakette bir telefonu almaya kalkarsanız her yönden en iyi özellik, o zaman o telefona erişemezsiniz. Zaten sizin de o parayı çok kolay kazandığınızın bir işaretidir bu. Ve eleştiriyor. Eleştirilsin. İşine yaramayacak telefonu almaya zorlanıyor deniliyor burada öğrencilere, gençlere. Şimdiye kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde devletimiz gençlere çanta yardımı dahi yapmamış olan devletimiz bir iyi bir işe başlıyor ve hemen en iyilerle bunlar karşılaştırılıyor. Sizler de hükümettiniz, sosyal devletsiniz. Sosyal devletiz. Sizler utanacağınıza en iyisini niye vermiyorsunuz diyorsunuz gençler. Sanki herkes en iyi telefonu kullanıyormuş gibi, en iyi otomobil biniyormuş gibi, en iyi bilgisayar alıyormuş gibi. Devlet bir yerden başladı. Siz gelince bu taşın üzerine bir taş daha koyun. Eleştirmek, katı katı eleştirmek, en iyisini vermiyorsunuz, o zaman hiç vermeyin demek o anlama geliyor söylenenler. Çünkü bu defa o gençler, o küçük gördüğünüz aynı makarnacılar dediniz ya, aynı kömürcüler dediniz ya, onların kömüre, makarnaya ihtiyaç duyduğunu anlayamadınız ya, aynı zihniyetin devam ettiğini ben görmekteyim. Şimdi belki de telefoncular lakabı takılacak bu gençlere. Korkarım bunu yapacak kapasite ve özellikle bunlar. Çünkü otomobilin İtalya'dan geldiğini söyleyebilenler, gazın çıkmadığını söyleyebilenler, petrolün bulunmadığını söyleyebilenler, İHA'ların, SİHA'ların etkisiz olduğunu marketlerden, AliExpress'ten alınabildiğini söyleyenler, sıradan insanlardan bahsetmiyorum farkındaysanız. Bunlardan ne beklersiniz, ne bekleyebilirsiniz? Ülkemizin önüne takoz olmayın, yapılanı destek verin, yetmez ama evet deyin. Deniliyor ki o çocuk 60 bin liralık telefon sahibi olan birinin yanında ne hisseder 9 bin liralık telefonla? Aynı kafa devam ediyor. Önlükleri o yüzden okullara getirdiniz. Dediniz ki herkes eşit. Sanki aynı renk olunca aynı oluyor herkes. Önlüğün de kalitelisi olduğunu bilmiyor musunuz? Ayakkabıdan da anlayamıyor musunuz? Birisi deri ayakkabı giyerken birisi lastik ayakkabıyla, aynı renk ayakkabıyla gelirken o diğer arkadaşı onun fakir olduğunu anlamıyor mu? Anlayamıyor mu? Böyle düşünmeye devam ederseniz ülkemiz bir adım, bir arpa boyu ilerleyemez. Yapılanlara, başlatılanlara destek olun. Daha iyisini biz geldiğimizde yapacağız deyin. Elbette eleştirin. Gene diyorum, eleştirin. En iyisini isteyin. Ama siz yapamıyorsanız biz yapacağız deyin. En iyi madem gösteriyorsunuz ya, o zaman gelince siz yapın, siz gerçekleştirin. Onu da yapmıyorsunuz. Ve bu defa insanlarımız özgüvensiz oluyorlar, moralleri olduğu gibi çöküyor. Bundan siz yoksa zevk mi alıyorsunuz? Ülkemizde 5 bin liralık, 9 bin liralık telefona ulaşamayanlar var. Bunları hiç düşünmüyor musunuz? Neden hep zenginlerin gözüyle bakıyorsunuz 60 bin liralık telefonları? Kimler alabilir? Niye onların gözüyle bakıyorsunuz her şeye? Ülkemizde telefonu görmeyen gençler dahi muhakkak vardır. Elini almayan, görmeyen dediğim bu şekilde. Bir şekilde gençlerimizi teknolojiyle tanıştırmamız lazım. Her şeyin bir başlangıcı var. Ben bile bilgisayar aldığımda en ucuzunu aldım, ikinci elini aldım. Ben bu bilgisayar veya kamera her ne derseniz deyin, bunu bozup şaşmadan önce bir öğreneyim. Bu bana yeterli gelmezse bu bilgisayarı, telefonu, kamerayı kullanırken ihtiyacım, neye ihtiyacım olduğu meydana çıkar diyerekten, bir başlangıç yaparaktan kullanılmışını ve en ucuzunu aldı. Bunu da buradaki Finlerden öğrendim. Böyle yapıyorlar. Finlandiya'da bit pazarları, ikinci el pazarları çok yaygındır. Marketler gibi büyüktür, kapalıdır. Herkes ikinci el, kullanmadığı fazla eşyalarını ya satarlar çok cüzi paraya ya da hayır kurumlarına verirler ücretsiz olarak.
bağışlarlar yani. O yüzden kısaca şuna geleceğim. Yapılan doğru işi destekleyin, yetmez deyin ama evet deyin. En iyisini biz yapacağız deyin. O zaman oyumu çatır çatır alırsınız. Ama makarnacı, kömürcü, telefoncu, şimdi öyle denilecek, laptopçu, ne diyecekseniz artık. Sizler o konuda o kadar beceriklisiniz ki bu kömürcü, makarnacı, telefoncu gibi isimleri çok güzel buluyorsunuz. Tekrar ediyorum, yetmez ama evet diyorum, bravo diyorum hükümete ve bir de nasıl gösteriyorlar biliyor musunuz? İşte bunu biz yardım ettik, seçim propagandası olarak kullanacaklar. Elbette kullanacak. Bunun kaymağını da yiyecek. Eğer iyi bir şey yapmıyorsa onun da karşılığını alacak. Çünkü sonuçta bunlar politikacı. Siz bunu yapıyorsun ama art niyetin var, bundan yapıyorsun. Bunu sen bilemezsin. Elbette onun da bir beklentisi var. O beyefendiye sorarım, sen de o zaman mensup olduğun medya kuruluşunu bedava çalış. Beklentin paraya. Dünya böyle zaten. Öyle kafa karıştırıyorlar ki seçim propagandası yapacakmış. İşte bunu muhalefetten çok duyduk. Seçim propagandası yapacağım diye işte o yüzden şimdi yaptılar bu şeyi. Küçük göstermek için. Seçim propagandası olsun olmasın ülkenin menfaatine mi yapılan? Gençlerin menfaatine mi yapılan? Ben ona bakarım. O ondan ne menfaat sağlıyor oy olarak. O beni hiç ilgilendirmez. Sizi de ilgilendirmez. Siz de o zaman daha iyisini ortaya koyun. O yapılanı küçük düşüreceğiniz, küçük göreceğinize ve o engel olmaya çalışacağınıza ben gelince en iyisini yapacağım deyin. Bu halkla dalga geçmek deyin. Düzgün eleştiri yapın, yapıcı eleştiri yapın, halkın menfaatine olan eleştirileri yapın, kendi menfaatinize olanları değil. Neyse, Menendez için çok mutlu oldum. Onu söylemek isterim. Menendez'in politika hayatı bitti. Eşiyle beraber mutlu bir emeklilik geçirirler diye ben düşünüyorum. Herhalde torunlarını severler. Eğer torunları varsa torunlarıyla vakit geçirirler. Bir sonraki videomda görüşelim. Takipte kalın, sağlıcakla kalın, esen kalın, hoşça kalın.